alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd, esselamu aleyküm. Hürmetli kardeşler, aziz bacılar, Allahu Teala hicret ilinin 1445. yıl teze ilindeyiz. Allahu Teala mübarek eylesin. Allahu Teala, ya Rabbi Allah, bu güzel teze ilde biz burada hamımız bütün kentlerden insanlar görürüm. Bizim hedefimiz Allah'ım senin razı olmaktır. Allah'ım bizim dertlerimiz, kederlerimiz, müsibetlerimiz köhne ilde ve bu teze ilde devletimizde daim emin amanlık olsun. O gün olsun ki Azerbaycan devletin bütün bölgelerinde mevlüt sesi, Kur'an ayetleri, zikir sesi ucalsın. Kardeşler, bacılar, bir hakikati bu hicret demek. İnsanlar belki de devenin üstüne yük yükleyip 460 kilometre Mekke'den Medine köşmek adı değil. Bu hicret hansı ki insanlar bütlerden Allah'a dönmek, tevhide dönmek, hansı ki insanlar zulmetten nura dönmek, hansı ki insanlar içkini terleyip Allah'a sücde etmeye kapanmaktı kardeşler, bacılar. Peygamber aleyhisselam 460 kilometre Mekke'den Medine'ye hicret eden de biz ne kadar eziyet çektiğini görüp bacılar arkadaşlar. Ve bizim için ibret olsun diye diyorum. Peygamber aleyhisselam Allah'tan isteseydi, ya Rabbi sen salih peygamber için taşını ortadan yarıp deveni çıkardan Allah'ım sensen. İsa peygamber aleyhisselama Meide, Kur'an'da sure adı geçen, süfre indiren sensen. Süleyman aleyhisselam peygambere belgesi tahtıyla birlikte bir göz kırpımında onu hansı ki Beytül Mukaddes'e getiren sensen ya Rabbi. Ben senin yoluna, sana sücde edeceğim. Seni hansı ki şirk koşan insanları hak yoluna, senin yoluna davet etmekten ötürü Allah'a menede bir secde edesi bir balaca bir halça indir deseydi Allah-u Teala indirmezdi mi bacı arkadaşlar? İndirerdi. Çünkü Peygamber aleyhisselam bunu istemedi. 460 kilometre ayak yalın, gözü yaş içinde nurra insanları hansı ki bütlerden koparmaya hak olan ata hakkını, ana hakkını ne için buraya gelmişim? Ne için yaşarıyım? Yaşayırım. Ve hara gidilecekti? İnsanları, kardeşler, bacılar, kardeşliği 460 kilometre bu yolu gelmek, hele de 460 metre mescidin etrafında yaşayan insanlar için mescide gelebilmeyen, cümleye gelmeyen insanlar var. Peygamber aleyhisselam buraya bize 460 kilometre o eziyeti, sen evinden 4 kilometre halasını ziyarete gitmesen, anasını ziyaret gitmesen, atası hastalığında gitmesen, mescide gitmesen, azan sesini işitmesen, Peygamber aleyhisselam 460 kilometre kardeşler, bacılar, bize ibretli büyük. Kardeşler, bacılar, bizlere en büyük nimet Allahu Teala'nın imanıdır. Çünkü Allahu Teala bizleri Japonya'da bir mecusinin evinde yatabilirdi. Ancak Allahu Teala bizi %95% Müslüman olduğu devletimizde bir yarattı. Allahu Teala bizi cennete giden tam o yolun ortasına koydu. Bize lazım gelen nedir? Üzerimizde olan o hansı ki hak yolunda insanları onlara kulak asıp emel edip ihlaslı bize kalan cenneti kazanmaktı bacılar arkadaşlar. Bacılar arkadaşlar, bu iman diyende bu ayın içinde Aşura günü var. Firavun hansı ki kettar bir insanın boğulması hakkında Musa aleyhisselam peygamber için Allah-u Teala denizi yarıp oradan Musa aleyhisselam peygamber için yol açan vakti Firavun'la girdi hemen denize. Ancak Firavun indiye kimi iman getirmemişti. Oca Allah-u Teala Kur'an'da Yunus suresinde İze edrakehul garku kâle. Firavun oca ne vakti boğaza su çaktı, o vakti Firavun dediğidir Allah-u Teala Yunus suresinde Firavun dilinden.
İza adrakahül garbu. Boğulmak ne vakit olacak bildi, boğulacak. Kardeşler, bacılar burada malı devleti istemedi. Tok, koşun, ak, hizmetçiler, saray, kızıl istemedi bacılar, kardeşler. Ementu, iman getirdi. Ementu, hansı ki innehu la ilahe illellezi emenet bihi benu İsrail'e. Ene minel muslimin. Firavun kardeşler, bacılar. O hansı ki su hitiye çabuktu, Kur'an'da gösterir ki bize Firavun iman getirdi ve ben de diyor, Banu İsrail kimi onların bir yolunda olan Müslümanlarım diyor. O vakti Allahu Teala derse 91'de diyor, el ene ve kad asate diyor. Sen diyor, emin iman getirirsen diyor, şans vermedik arkadaşlar. Biz de Allahu Teala ne kadar şans varsa, biz inşallah Rahman bu güzel meclis hattına göre bizim belalarda koymaktan ötürü biz iman getirmek, şükür hamle getirmişiz. Kalan şey bize bu imanı korumaktı bacılar kardeşler. Ve bacılar kardeşler, bu dünyada istatistikaya göre her il minden çok insan evinde sakladığı vahşi hayvan, aslandı, hansı ki ayıdı, canavar, pelenk ve ilan onların kurbanı oluyor kardeşler bacılar. Evinde sakladığı hansı ki Allah'ı tanımadı, mehabbeti aslana yöneltti. Aslanla kucaklaşıp insan seher ocu görür ki başsız beden kalıptı. Ancak televizyonda bunu görür. Ancak o aslandan, o yılandan, o hansı ki el çekmirler. Ne için? Allah'ı tanımadığı için, peygamberi tanımadığı için aslanla olan mehabbet ölüme aparsa da ona, yani ki dalan çekilmiyor. Çünkü ne demek istiyorum bacılar arkadaşlar? İnsanın medesine bir hansı ki virüs düşse, zehirlese insan, 3 kilo katık yiyeceksen veyahut da 3 tane sistem veyahut da 5 tane suprastin o medeni virüsten kurtarabilirsen. Ancak beynine virüs girse bacılar arkadaşlar, beyninden bunu katık içmekle bunu kurtarma mümkün değil. Ne için ben bunu diyorum? Burada cemanlarımız var. Bizim elbette yolumuzdan azan o insanlardan spor dava bize lazım değil. Bize lazım olan özümüz güzel ahlakla evimizden, ailesinden başlayacak bacılar arkadaşlar. Elbette Allahu Teala bizleri o hakkında olmayan insanlardan korusun. Vay bacılar arkadaşlar, 70 il biz biliyoruz ki komünist devri var idi. Hansı ki insanlar Allah'ı tanımadan bu mescit kapı bağlı olan içinde sıçanlarla buğda var idi. Ancak Allahu Teala o lütfi bize, o merhamet gösterdi, bize bu kapıları açtı. Ancak kardeşler, bacılar, ne demek istiyorum ben? Birinci sınıfa gelen uşak, Oktyabriyat Ulduz var idi sinesinin üstünde, Lenin'in başı var idi. İçinde şehirler bize öğretirdiler. Çiçeklenin, behrelenin, güneşlenin, sözün cümlenin ardından Lenin, Lenin, Lenin. Ne için? Bu Lenin hem içinde kalp olsun, hem de sinesinde onun zınaçok olsun. Üçüncü sınıfta yeni de piyaner. Başka zınaçok gelirdi, başka şeyle var idi. Yedinci sınıfa konsomol. Yine de ateist bir, yani ki kanun var idi. Bizi Allah'tan uzakta Allah olarak ismat eyledi. O hansı ki azgın bir, yani ki kavmından bizi kurtardı ve bize ibret olsun diye diyorum kardeşler, bacılar. Ancak kendimizde o vakti Kur'an yok idi. Ancak indi her evde Kur'an var. Kur'an ahlaklı insanlar azdı. Ancak o vakti kentte evde Kur'an bir ayet tapılsa evde bir metre kuyu kazıp orada bastırırdılar ki birden Kur'an evde tapılmasın diye. Ancak öyle bir vaziyete geldi bacılar arkadaşlar. O vakti olan adlı, o vakti olan hürmet, o vakti olan giyim, o vakti olan bizim büyük küçük kardeşler bacılar hamısı elden gitti. Sebebi başında bizim her bir mehabbeti olan şey telefonda bacılar arkadaşlar. Hansı ki biz bugünü en büyük koruma lazım olan telefondan uşaklarımız da bunu da bacarmıyor. Elbette telefon yakışı şeydir. Bıçak hem bramalı keser
hem de çüreği keser. Biz bunu istifade düzgün etmeyen de barmağını yok. Seni cennetten kesebilir. Ondan ötürü arkadaşlar, bacılar, bize önemli olan ailemizi korumaktır. Ve bir kardeşimiz hansı ki Balakent tarafından bir hadise danıştı bacılar arkadaşlar. Kur'an'dan, hadisten danışmayacağım. Çünkü olmuş bir hadise danıştı. Hele de ben şoktayım. Ne için? O vakti insanların giyimi, o vakti insanların değeri, kendileri nice koyuklar. Biz ona buna bahane getirip, ona bunu biz kardeşler tahsillendirebilmerek. 1970. illerde değil, Balakent'te bir mecliste oldum. 80 yaşlı bir insan, koca kişi soruştu. Ay sağlı hacı diyelim. Hansi kentten sen? Cerkent'ten. Biz bir 5 nefer insan diyelim. Gelmiştik ki o vakti Cerkent'te. Eşittik ki o vakti Cerkent'in başında o hansi ki forel kızıl balık olur diye o çaylakta. 5 nefer insan geldik ki carın başından yukarı gelip balaca bir 5 ev olan tarihlerden yer vardır. Orada kızıl balık tutmaya geldik ki. Belli 15, 16, 17, 18 yaşında. Balıkları tuttuk diye